Şimdi hepatit B'de eskiden bundan 10 yıl önce elimiz kolumuz bağlıydı. 10 yıldan daha önce. Elimiz kolumuz bağlı, sadece dinlenmesini tavsiye ediyorduk, vitamin veriyorduk, beslenmesine dikkat et diye söylüyorduk. Ama son zamanlarda bu konuda ilaçlar çıktı. Bu ilaçlar tedaviye kullanmaya başladık. Bunlardan bir tanesi interferonlar. İmmünmodülatör dediğimiz vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen ve artıran maddelerdir. İnterferonlar. Bu interferonlar şimdi pegile interferon dediğimiz daha uzun etkili, haftada bir yapılan tarzda geliştirildi ve şimdi o da kullanıma Bunlar damar sunuldu. yoluyla mı Bunlar hastalara subkutan veriliyor? dediğimiz cilt altına Cilt uygulanıyorlar. altına. Bunun dışında antiviral ilaçlar, nükleozit veya nükleotit analoğu dediğimiz antivirüs ilaçlar şimdi yine kullanımda. Bunlardan Dünya Sağlık Örgütü, Amerika'da FDA ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar elimizde Lamivudin, Adefovir ve bir de yeni çıkacak Entecavir ilacı. Bunlar onaylanmış ilaçlardır. Bunlar uygulanıyor. Yalnız burada şunu vurgulamak gerekir. Bu ilaçlar çıktığı zaman çok ümit verici ilaçlar ama uzun süre kullandığımız zaman bunların da kendine göre bir takım yan etkileri görülüyor Neler hastaya. oluyor en sık? Mesela sözün yine konumu şeyin başında programın başında vurguladık. Lamivudin adını verdiğimiz ilaç da aşağı yukarı 10 yılın üzerinde bir deneyimimiz oldu. Bu ilacın zamanla buna karşı rezistans, direnç geliştiği ve YMDD dediğimiz bir mutant varyantın Farklı oluştuğu formda bir farklı virüs yeni gelişiyor. bir şekli oluşmaktadır ve bu ilaca direnç gelişiyor. Ve bu direnç gelişenlerde de tedavi bize güçlük yaratıyor. Dolayısıyla gereksiz tedavi, bilgisiz ellerde gereksiz tedavi bazen hastaya fayda yerine zarar veriyor. Onun için kişilerde hepatit B tedavisinde çok dikkatli olmak lazım. Doğal seyrini bu hastalığın çok iyi bilmek lazım. Kimlerin tedavi edip edilmeyeceği hakkındaki algoritmaları Çok bunları iyi çok takip iyi etmek bilmek lazım. lazım o İlacın zaman. etkilisini, uzun vade şeyini, etkilerini çok iyi bilmek lazım. Çünkü bu gibi mutasyonlara neden olabiliyor. Evet. Ama bununla birlikte bu ilaçlar hakikaten hastalara takip ettiğimiz hastalarda çok faydalı etkilerini görüyoruz. Siroza gidecek hastalara engellediğini görüyoruz. Hatta pirisuretik proçeste hastalarda çok yararlı. Yani siroz öncesi hastalar oluyor bazen. Bunlarda çok yararlı etkilerini O tabloyu görüyoruz. geri döndürmeyi mi umuyorsunuz bu tedaviyle, yoksa olduğu yerde bloke etmeyi mi, hastalığı o Bazen durumda tutmayı hastaların mı? genelde büyük çoğunluğunda tablo geriye dönüyor. Histolojik iyileşme dediğimiz karaciğerin histolojik yapısında, dokusunda iyileşmeler oluyor. Bu çok sevindirici Virüsün tabii ki. bir kısmında virüsü baskılıyoruz. DNA, HBV DNA dediğimiz virüsün replikasyonunu önlüyoruz. E antijeni pozitif hastalarda onu değiştirip E antikoru geliştiriyoruz. Buna serokonversiyon adı veriliyor. Dolayısıyla bir takım teknik olarak ifade ettiğimiz şeylerde düzelmeler oluyor ve hastanın kliniği düzeliyor. Evet. Hastanın Peki. yaşam süresi uzuyor. Hastanın sirozun komplikasyonlarına uğramasına, hepatoseller karsinoma dediğimiz virüs karsinojen bir virüstür. Karaciğer tümörü kanseri yapar. Bunun oluşumunu engellemiş Çok oluyoruz. önemli bir En gelişme bu önemli elbette. gelişme. Peki doğru hastaya doğru tedavi çok önemli Evet. dediniz. Bu tedavi eğer tabii doğru bir indikasyonsa başladığınız zaman ömür boyu mu devam ediyor hastalar ilaç kullanımına, yoksa ara ara kontroller yapıp belli bir noktada Evet, ilacı şimdi bıraktırıyor musunuz? mutlaka tabii tedavi verdiğimiz hastalarda kontroller şarttır. İnterferon tedavisi süreli bir tedavidir. Yani interferon tedavisini hepatit B'li hastalarda, E antijen müsbet hastalarda 1 yıl, E antijeni negatif olan hastalarda 1 yıldan uzun süre kullanabiliyoruz. Süreli bir tedavidir interferon ama antiviral ilaçların bugün için süresi öngöremiyoruz. Süresi yerine göre çok uzun süreler Neredeyse ömür olabiliyor. boyu Bazen de hastayla beraber. kesemeyebiliyoruz. Bu bakımdan kontrol dahilinde devam etmek Evet, gerekiyor. düzenli Bu kontroller arada şart. şunu da aklıma gelmişken vurgulamak istiyorum. Hepatit B'li hasta, hepatit B taşıyıcısı hasta veya bende nasıl olsa var bu hepatit B, onun için hijyen şeylerine dikkat etmezse delta virüsü dediğimiz bir virüsü kapabilir. Çünkü delta hepatiti B hepatiti olanlarda Alt bir tip olarak mı bulaşır. ortaya çıkıyor? Onlar da affedersiniz. Onlar da
hepatit, kronik hepatit B daha ağır olarak ağır seyredebilir. Demek ki hasta olanlar, taşıyıcı olanlar artık daha fazlası olmaz diye düşünmesinler. Delta formu denen o forma dönüşebilir hastalık. Konuyla ilgili bir bakımız var sevgili izleyiciler. Arkadaşımız Pınar Akkan Şehri bizler için vatandaşlarımıza sordu. Hepatit B ile ilgili bildiklerini sizler için öğrendik. Gelin birlikte izleyelim. Hepatit B nedir biliyor musunuz? Biliyorum, sarılık hastalığı. Tedavisi yok. Serumu var. O da hemen olursa. Bu yeni doğanlarda daha ziyade hemen tespit edilmesi gereken, ilk birkaç hafta içinde tespit edilmesi gereken bir rahatsızlık. Yani bir sürü sarılık olduğunu biliyorum. Başka çok bulaşıcı olduğunu biliyorum. Ben hepatit B'yi bilmiyorum da. Kanla bulaşan bir hastalık herhalde. Hepatit B. Bulaşıcı hastalık. Nasıl evet. Bulaşır? Pislikten bulaşır, başka bir yani temizliğe dikkat etmemekten, başka bir dediğimiz bu. Tedavi olmazsanız, temizliğe dikkat etmezseniz bulaşır insandan insana. Çocuklarımızın bilhassa hepatit B aşılarının zamanında yapılması lazım. Hatta büyük kişilerin dahi onu normal 1 yıllık 2 yıllık teorik süreleri var. Onu takip edip onu ihmal etmemek lazım çünkü sonucu onun çok kötü. Yani insan hayatında oynayabilir. Hepatit testi yaptırdınız mı kendinize? Yaptırdım, yaptırdım. Bir sıkıntınız yok, vardı yok. Yoksa? Yok yok, öyle bir şey olsun diye gittim bir ara yaptırdım. Aşı olmak için yaptırdım. Şey vardı galiba, bağışıklık var dediler, gerek görmediler, yapmadılar. Hepatit B kanla ilgili bir sağlık hastalığı zannedersem. Hı-hı. Yani bulaşıcı oluyor zannedersem, kanla geçiyor. Koruyucu önlemleri var, aşıları var. Sağlık olarak başları takip etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Hattımızdaki izleyicimizin sorusuyla devam edelim programımıza hemen. Evet, iyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım İlknur Hanım. İlknur kör oldu sanıyorum ben hattımızda. Ben ablasıyım Aydın'da. Aslında, hasta olan benim. Peki, buyurun sorunuzu alalım. Kardeşim benim adımı aramış. Tamam. Hepatit B teşhisi konuldu bana. Bütün bir sürü tahliller yapıldı. Ciğerden parça alınıp biyopsi yapıldı. Hı hı. Kesin tanı konuldu yani. Hepatit B var denildi. Evet. Ama daha ilaç almadım ben. Tedaviye başlanmadı. Peki. Bir, sormak istediğiniz bir ayrıntı var mıdır hocam? Yok. Değerlendirmeyi yok. Alalım o zaman hemen. Evet. Aslında. Şimdi bu hastada biyopsi yapılıp tedavi vermediğine göre doktoru hastanın karaciğerinde ciddi bir bozukluk, hasar yoktur. Laboratuvar tetkikleri de bunu desteklemiştir. Onun için hastayı takibe almışlardır. Evet, rutin takipleri rutin devam etsin. Bu hastanın biyopsi gereklidir. Her hastaya biyopsi yapılır mı bu arada hemen? Yok, genelde sorayım. Her hastaya biyopsi yapılmaz. Zaten hastaların bir kısmı da bunu istemiyor. Bundan imtina ediyor. Kimlere yapılır? Bir, serolojik dediğimiz tetkiklerle kesin tedaviye karar veremediğimiz hastalarda biyopsi yapmak gerekir. Tedavi takibinde biyopsi yapmak gerekir. Bazen de ortadaki vakalar olur. Virolojik, serolojik tetkikler başlayıp başlamamamıza tam bir karar vermemize yardımcı olmaz. Karaciğerin durumu önem arz eder. O zaman karaciğerde fibrozis dediğimiz bir hasar başlangıcı veya minimal bir hasar, orta derece bir hasar varsa bunlara onu vermek etmek gerekir. Için yapılıyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Ankara'dan bizi arıyor. İyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. Ben 9 yaşında hepatit teşhis konmuştum. Tedavi oldum. Evet, geçmiş olsun. 60 gün rapor verilmişti o zaman. Hı hı. Ama A tipi sarılık zannediyorduk. Ameliyat öncesi tahlilde doktor taşıyıcı mısın diye sordu. Meğerse B tipi sarılık geçirmişim. Enfeksiyon hastalıkları bölümü doktoru bağışıklık kazanmışsın dedi. Damardan da size versek bulaşmaz. Sizden de başkasına bulaşmaz dedi. Sadece karaciğerini koru dedi. Ayrıca kardeşimi de ben bu hastalıktan kaybettim. Karaciğerimi nasıl korumalıyım yani? Onu peki, merak ediyorum. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Evet, gayet evet. Güzel bir soruydu. Anladığım da. Kadarıyla bu hasta aile içi bir enfeksiyona evet. Maruz kalmış. Kardeşi hepatit B'den evet. Muzdarip olduğuna göre. Bu hastada enfeksiyonla karşılaşmış, dünyadaki 2 milyar insanın olduğu evet. Gibi fakat immün sistemi, direnç mekanizması bunu yenilmiş, buna karşı antikor gelişmiş,
kanında anti-HBs dediğimiz antikor mevcuttur. Bu hastaya tekrar bu hastalık bulaşmaz. Hepatit B bulaşmaz. Ve başkasına da bulaştırmaz. Doğal bağışıklık vardır. Başkasına da bulaştırmaz bu hasta. Dikkat etmesi gereken şey, hepatit sadece B yoktur dünyada. Hepatit C dediğimiz, bunun dışındaki hepatitler de vardır. Bunlara karşı normal hijyenik temizlik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Peki karaciğeri korumak ne demek? Yani karaciğerimi nasıl koruyabilirim diye sordu izleyicimiz. Yapılması gerekenler var mı? Bu kişi için özel bir şey yoktur. Doğal yaşamına devam etsin. Devam etsin diyorsunuz. Ankara'dan Hüseyin Karaoğlan hattımızda. İyi günler. Efendim. Buyurun. Ben öncelikle TRT'ye tebrik ediyorum böyle güzel çalışmalar için. Uzmanlarımıza da teşekkür ediyorum bizleri aydınlattığı için. Evet, ben daha önce taşıyıcıydım. Ve bu da zamanla geçti. Bu konu tekrarlar mı? O konuyu merak ediyorum öncelikle. Bir de daha önce kolesterol hapı kullanmıştım. Karaciğerime etki etmiş. Acaba doktorlarımız bunu bıraktırmıştı. Kullanmama gerek var mı? Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Hüseyin Bey. Evet, nasıl değerlendirirsiniz bu izleyicimizin? Şimdi anladığım kadarıyla Hüseyin Bey'in söylediği kadarıyla hepatit B virüsünü almış. Taşıyıcı olduğunu taşıyıcı olmuş. Yani inaktif hepatit taşıyıcısı diyelim. Bu nedir? Evet. Hastanın ALT, AST dediğimiz karaciğer fonksiyon testleri normal. Hepatit B virüs DNA'sı belli bir değerin altında, semptomları yok. Bu hasta ne yapması lazım? Bu hastalığın doğal seyri süresinde yeniden alevlenmeler olabilir demiştik. Bu kişinin genetik yapısına, çevre faktörlerine, beslenmeye, kullandığı ilaçlara, alkole bağlıdır. Yeniden alevlenme olabileceği için bu kişiye tavsiyemiz 6 ay ile 1 yıl arasında kontroller gerekir. İnaktif hepatit taşıyıcılarında hepatoseller karsinoma gelişebilir. Onun için takipleri bu amaçla rutin kontrol söylüyoruz. Bir de hastanın reaktivasyonunu aracılığı. Evet, kolesterol ilaçlarından söz etti. Böyle bir etkisi şimdi, var mıdır? Şimdi kolesterol ilaçları veya diğer ilaçlar hepsi karaciğerde etkili olabilirler. O bakımdan herhangi bir ilaç kullandığı zaman bu kontroller sırasında bakılır. Karaciğer fonksiyon testlerinde bir anormallik tespit edildiği zaman ilacın neden kaynaklandığı araştırılır. İlaçtansa ilaç değiştirilir. Evet, tabii o zaman belki bu taşıyıcılar için herhangi bir hastalıkla ilgili hekime gittiklerinde taşıyıcı olduklarını söylemeleri uygun olabilir uygun mi? Uygun olur. Yani şu bakımdan anlamında gereksiz tetkiklerin istenmesi engellenmiş olur. Zaman kazanılmış olur. Bu bakımdan önem arz eder. Bir de ilaç konusu geçince karaciğer hepatit taşıyıcıları B olsun C olsun. Alkol kesinlikle yasaktır. Yani karaciğere en etkili ajanlardan, negatif etkili ajanlardan bir tanesi de alkoldür. Evet, bunu burada vurgulayalım. Alkol kullanmamaları gerekiyor. Evet, bunu burada vurgulayalım. C hastaları, taşıyıcıları veya hastaları. Taşıyıcı da olsa demek ki mutlaka kesinlikle alkolden uzak durmaları gerekiyor. Denizli'den bir izleyicimiz hattımızda. Yasemin Aksoy, iyi günler. İyi günler. Buyurun. Benim 4 tane kızım var. En büyük kızım 10 yaşında. Evet. Ona aşı olmadı yani, ama öbür diğer kızlarımız sağlık ocağında. Üçü yapıldı aşılarla birlikte. Bu en büyük kızıma olmadığı için yaptırmam gerekiyor mu? Evet, hemen soralım. 10 yaşındaymış. Ona bir tek yaptırmamış hepatit B aşısını. Ne dersiniz? Şimdi ona gözü kapalı aşı yapılmaz. Yine anti-HBS, HBS antijeni ve anti-HBS antikorunun bakılıp eğer hastada antikor yoksa veya antijen de yoksa her ikisi de olmayacak, o zaman aşı yapmak gerekir. Evet. Eğer bakıldı kızına anti-HBS mevcutsa zaten almış, antikor geliştirmiş, doğal bağışıklık yine anlamına gelir. Yine aşı yapmanın bir anlamı yok. HBS antijeni pozitifse o zaman da taşıyıcıdır, ona yine aşı yapılmaz. Dolayısıyla 10 yaşındaki bir çocuğa tetkikin yapılması gerekir. Evet, tetkik yapmadan aşı yaptırması. İki tetkikin, HBS antijeni ve anti-HBS'nin yapılması gerekir. Yapılması lazım. Adana'ya dönelim. Emel Ermiş, iyi günler.